Ege'den Türkiye'ye ve dünyaya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta İzmir Köykop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Sayın Başkanım bugün sizinle birlikte izin verirseniz kooperatifçiliğin dünü ve yarınını, bugününü, evet, ve Köykop çalışmalarını konuşmak istiyorum. Çok ama öncesinde oluruz. Ben bu programı hazırlanmak için sizin o güzel belgeselinizi izledim. Ah, sağ olun. Birlik isimli belgeseliniz. Hakikaten sağ olun. Herkesin izlemesi gereken, evet, yönetenin, yönetilenin, herkesin ama herkesin mutlaka izlemesi gereken. Çünkü inanılmaz etkileyici hikayeler var. Çok teşekkür ederim. Zorluklardan yani hiçbir şey kolay olmadığı belli ve bariz bir belgesel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ve hemen o belgeselde Sayın Mustafa Taşer'in, evet, şöyle bir ibaresi vardı. Kooperatifin amacı nedir? Üreticileri birleştirip birleşen üreticilerin ürettikleri ürünleri kaliteli yetiştirelim. Kaliteli ürünleri piyasaya sürelim. Değerli fiyatlarla alın terinin karşılığını alalım. Ya. Şimdi bunu ben cebe koydum. Evet. Hemen kooperatifin sözlük anlamını okumak istiyorum. Siz tabii ki biliyorsunuz ama izleyenlerimiz için. Evet. Ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak için kurulan kar amacı gütmeyen kurum. Bir başka deyişle üreticilerin aracıları aradan çıkararak ürünlerini daha iyi koşullarla pazarlamak için kurdukları ortaklık. Hı hı. Kitaplarda yazılanla yüreklerden dile gelen farklı. Çünkü Sayın Mustafa Başer'in söylediği o cümle tanımda alın teri kelimesi o kadar önemli ve ki. Ve gönül. Gönüllülük, evet, var. Gönüllülük esası. Alın teri beni çok etkilemişti. Evet. Evet. Ben şimdi size dününü, bugününü, yarını konuşacağız ama ben size şimdi desem ki kooperatif desem sizin gönlünüzden neler yükselir? Bununla başlamak istiyorum. Yani şöyle verirseniz. Mustafa Başkan Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu başkanıdır. Hala hayatta, dediğiniz gibi bizim belgeselimize renk katmış, bilgileriyle bizi gerçekten o gün çok güzel de bir sunum yapmıştık biz Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tiyatronun olduğu yerde ve kalktı geldi. İşte kooperatifçilik nefesinizin sonuna kadar o gönlünüzle, o alın teriyle inanmak ve bir arada olmak, el ele olmak. Kooperatifçilik benim için de, hani aslında herkes aynı şeyleri tarif ediyor. Kooperatifçilik zaten Anadolu'da, biz şimdi kooperatifçilik diyoruz ama imece, dayanışma, bu Anadolu topraklarında çok eski bir kadim kültürümüz bizim. Biz imece diyelim, kooperatif diyelim, dayanışma diyelim, bir araya gelme diyelim. O alın terinin hakkını vermektir kooperatif. Başkanım, kooperatif dediğimizde sizin yüreğinizden bunlar yükseldi. Bir de kooperatifçi var. Kooperatifçi, özellikle de yönetim kadrosunda olan kişilerden bahsetmek istiyorum. Bunlar daha çok başkasının dertleriyle dertlenen kişiler diye tanımlamak istiyorum. Ben de sözlük dışında yüreğimden gelen kelimelerle bunu söylemek istiyorum. Bunun ismi dün Mahmut Türkmenoğlu'ydu. Hala yaşıyor Mustafa Başer'di veya daha birçok değerli isimler var. Bunlar sizin çok limanınızda muhakkak var. Ama bugün bunlardan biri de Neptün Soyer. Sağ ol. Böyle düşünüyorum. Sağ olun. Şimdi burada dün tarıma dayalı sanayinin sahibi olmak istiyorlardı. Dün kendi ürettiklerini kendileri satmak istiyorlardı. Hatta belki enteresan gelebilir ama ağalık düzenine son vermek istiyorlardı. Öyle böyle değil, ciddi. O belgeselde de Sayın Mustafa Başer'in bir bu konuyla ilişkin bir verdiği mülakatta şöyle diyordu. Önceden ağanın topraklarına 500-600 kişi çalışmaya giden kooperatif ortakları artık ağaların tarlalarını alabilecek pazarlığa oturmaya müsait, evet, bir ortama gelmişlerdi. Evet. Bu çok ciddi, çok önemli bir olgu. Fakat o günlerden bugüne geldiğimizde kooperatifçilik o günlerde bu sıçramayı yapmış ve inanılmaz büyük başarılara imza atmış. Bugün hala başarıdan söz edebiliriz. Fakat bir tık öteye götürebilmemiz, bir başarı hikayesi daha, bir destan yazabilmemiz için gerekli olan, bugün bize lazım olan şeylerden bahsedecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bunları söyleyebilmemiz için ve bu dönemde bu başarıyı, bu sıçramayı yapabilmemiz için geçmişinizi çok iyi bileceksiniz. Evet. Geçmişte ne yapıldı, ne yapılmadı,
ve neler yapılacaktı, hedef neler konulmuştu ve o sıçrama yapılmıştı. 1960'lara gelene kadar aslında Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk, evet, bu topraklardaki o imece kültürünü, dayanışma kültürünü bütün dünyaya tanımlamasını, dünyanın tanımlamasını sağlamış kooperatifçiliği. Bu topraklar, kooperatifçilik buradan doğmuş. İngiliz seyyahlar geliyorlar, burayı görüyorlar, bu dayanışmayı alıyorlar. 1844'te götürüyorlar İngiltere'de, kooperatifçilik tanımıyla dünyaya uluslararası bir tanım olarak veriyorlar. Ama bu topraklar dediğim gibi imeceyi ve dayanışmayı çok iyi biliyor. Mustafa Kemal Atatürk'le de hem bu dayanışmayı devam ettiriyor ama aynı zamanda bu uygulamanın teorisini yazıyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve tarımın, üreticinin devlet tarafından desteklenmesini yasalaştırıyor. Bu bir kanun. Bunu yapmak zorunda. Devlet üreticiyi desteklemek zorunda. Ama bu desteklemeler hani havalarda uçuşuyor, desteklemeler. Bunların adını iyi koymak lazım, altını iyi çizmek lazım. Yani bakanlığın geçmişten gelen yasaları belki tekrar yeniden düzenlemeli. Ama masalarda oturup düzenlerken mutlaka bizlerle birlikte olmalı. Ve o dönemde 1970'lerde Köykop'un bu kadar başarılı olabilmesi, ihracat noktasına kadar çıkabilmesinin anahtarı da Mustafa Kemal Atatürk'ün teoriye koyduklarını uygulayabilmeleri. Mahmut Türkmenoğlu'nun o dönemki iktidarla beraber tarıma verdiği destekle yürüyorlar. Evet. Yani kooperatiflerin, küçük üreticilerin bir çatı altında toplanmasında çatı örgütü güçlendiriyorlar. Zaten dünyadaki örnekleri böyledir Mustafa Bey. Kooperatiflerin, hani Hollanda örneği, Fransa, Almanya örneği deniyor ama bu örneklerin ne olduğunu çok anlatmıyorlar. Evet. Küçücük küçücük kooperatifler bir araya geliyor. Köylerdeki küçük üreticiler bir araya geliyor. Birkaç çatı altında sonra da üst birlikleriyle buluşuyorlar ve devlet, hükümet, iktidarlar o üst birliklerle tabana yayılan desteklemeler, üretimler, planlamalar, ihracatlar, her ithalatlar neyse tabana yayılan çalışmaları üst birlikten başlayarak yapıyor. Yani çatıyı güçlendiriyor ve ondan sonra da tabana yayılmasını sağlıyor. Biz de bu yapı 1980'den sonra darmadağınık. Evet. Hangi kooperatif, hangi yasayla kurulmuş, hangi birlik ne yapar, hangi bakanlıkla muhatap, karma karışık. Kooperatifçilik bu kadar önemliyse ciddi bir müdürlüğü, bakanlığı bir dönem konuşuluyordu belki kooperatifçilik, evet, bakanlığı ama müdürlüklerle, daire başkanlıklarıyla da bence yapılabilecek. Çünkü yasası belli, bizim bunu uygulamamız gerekiyor. Evet. Biz mesela 1163 sayılı yasayla kuruluyoruz. Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluyoruz. Tariş Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Tarım krediler Tarım Bakanlığı'na bağlı ama işte onların da çalışma şeyleri, mesela sadece köylüye özel bir başka yasası var, onun ek maddesi var. Diyor ki köylüye uygun faizli kredi sağlamak. Evet. Şimdi gelip döndüğümüz noktaya baktığımızda tarım kredi kooperatifleri yem yapıyor. Tamam, yapsın, uygun yem sağlasın. Kredinin dışında marketçilik yapıyor tarım kredi kooperatifleri. Evet. Şimdi burada alanda bizim geldiğimiz bu noktada bu sıçramayı yapabilmemiz için bakanlıkların bir masaya oturup, çünkü yapı kooperatifleri de Çevre Bakanlığı'yla aynı yasayla kuruluyor. Evet. Bu sefer Çevre Bakanlığı işin içine giriyor gibi birçok bakanlıkla muhatap olunabilir belki. Ama bakanlıklar arası protokollerle kooperatifçiliğin tek bir çatı altında yönetilmesi gerekiyor. Biz böyle işte mesela 1163'le bir kooperatif kalkıp üretim tüketim kooperatifleri. Evet. Ticaret Bakanlığı'na. Ticaret Bakanlığı diyor ki kooperatifçiliği ben düzenlerim. Tarım Bakanlığı diyor ki sen düzenlersin ama sen kalkıp bunlara tarımı yapmasına izin veriyorsan tarım kanunda nedir? Tarım Bakanlığı tarafından yapılır deniyor. O zaman diyor ki ben karışırım. Şimdi iki bakanlık arasındaki anlaşmazlıklar, hani o filler tepişir, çimenler ezilir yani. Sonuçta biz o sıçramayı, bu yetki kargaşası kim nereye ne yapıyor belli değil. O yüzden bunların biraz düzenlenmesi lazım. Bunların düzenlenmesi, evet, lazım. Şimdi hemen siz bunu söylediğinizde aklıma gelen şu oldu. Mustafa Kemal Atatürk ölümünden
zannediyorum 9 gün öncesinde mecliste okunması üzerine gönderdiği konuşma metninde Karadeniz'de bir fındık birliği evet. ve Giresun'da bir üst birlik kurulması ile ilgili evet. terkinleri olmuş. Evet. Yani ölümünden 9 gün önce evet. bile yani hasta bir vaziyette bile temennisi yine kooperatif, yine örgütlü güç olması. Sizin de dediğiniz gibi iktidarın, hükümetlerin bu anlamda ne kadar devlet önemli bir olmalı evet, devlet politikası yapması gerektiğini söylüyor. Yani çok özür dilerim, siyasi iktidarlar gelecek, gidecek, seçilecek, seçilmeyecek. Ama biz kooperatifler olarak, üretici olarak o toprağın sabit sahibi olarak bu alın terimiz hep devam edecek. Gelen iktidarların kendi vizyonlarında ortaya koydukları vizyonla tabii ki gelişeceğiz, ilerleyeceğiz. Ama devletin politikalarıyla, kendi yasasıyla varlığımızı da güvence altına almamız lazım. Biri gelip biri gidecek, kürsüden ne söyleyecek diye o başka sıçramalara bize fayda sağlamalı. Şimdi yine buradan hareketle aklıma gelen, yine o belgeselden, şu konuştuğumuzdan hareketle... Kooperatifin dünü kolay değildi. Evet, örnek verecek olursak bir Mahmut Türkmenoğlu'nun 4 kilometre, 5 kilometre öteden su kazma kürekle su taşıması. Bunun yanı sıra o traktör hikayesini mutlaka dinlediniz, biliyorsunuz. Ben o traktörleri de biliyorum. traktörlerin alınmasıyla ilgili olayda o dönemin başbakanının kardeşlerinin bir traktör ticareti yapmak üzere bu traktörlerin ithalatı ile ilgili olayların önüne geçmesi. Evet. Fakat toplam yaklaşık 10 bin kişi olması lazım. 10 bin kişi Ankara'ya giderek evet. kooperatif üyeleri eylem yaparak bunların ithalat izinlerinin alınması. Yani o dönemde de bir şeyler kolay değildi. Bir şeyler ya, istedikleri gibi olmuyordu. Ama örgütlü güç istediğini almış. Mücadele edecek doğru liderlerle. Ama samimi siyasetçilerle belki de. Şimdi o zamanki siyasetçileri biz şimdi dönem dönem görüyorum sosyal medyada da. Eskiden böyle olurdu. Birbirleriyle zaten bir araya gelebilen siyasetçilerdi. Yani 70'ler biraz daha mülayim geçen dönemlerdi galiba. Şimdi birbirlerinle de çok iletişim halinde olmayan siyasi partilerin bu hareketleri bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Yani muhatap da alınmıyoruz biz. Bu neden olmuyor biliyor musunuz? Demin söylediğim gibi. Şimdi zeytinyağını biz kimiz aslında? Önce onu anlatırsam aslında. Tabii. Evet o zaman o niye bunu yapıyor, bunu niye yapıyor diye çok net ortaya çıkıyor. Bir köy Mustafa Bey. İşte siz Ödemiş'i biliyorsunuz. Evet. Ödemiş'in o Lübbeyn dağlarına doğru bakın. Her yer ne? Zeytin. Evet. Her yer zeytin. Şimdi bu zeytine sahip oradaki köylü. O köylü orada yaşamalı. O köylünün orada yaşayabilmesi için de yolunu yapacaksınız. Neden? Okula gidecek, hastaneye gidecek, alışverişine gidecek. Bu ulaşımı sağlamak zorundasınız. Hastanesini yapmak zorundasınız. Okulunu hatta yerinde devam ettirmek zorundasınız ki o toprağa sahip çıkan, bilen, topraktan anlayan, zeytinin dilinden anlayan köylü orada kalsın. O dağlardaki zeytini toplasın ve iyi zeytinyağı üretelim ki biz bunu ihracatında yapabilelim. Şimdi siz orada yaşayan o köylüye, o küçük üreticiye bu çerçevede sahip çıkmazsanız, orasının gelirinin gerçekten o köylünün orada yaşamak istediğini anlamazsanız, o zeytine kıymet vermezseniz, köylü de bir müddet sonra zeytinyağının ederinde satamadığı için, cebine o parayı koyamadığı için, Ödemiş'e pazara gidemediği için, çocuğunu okutamadığı için ne yapacak? Vazgeçecek. Şimdi bizim bunları görmesi lazım. O zaman tarımsal kalkınma kooperatiflerini kuruyorsak ve bunların üst çatılarını kuruyorsak, biz bu işleri yaparken muhatap olacağımız insanlar bulabilmeliyiz masada. Sözümüz olmalı bizim. Mesela tarım organize sanayileri kuruluyor. Allah'ın aşkına metrekareleri o kadar yüksek fiyatlardan konuşuluyor ki organize sanayi bölgelerinde. Küçük üretici asla oradan yer alamaz. Evet. O zaman niçin tarım arazilerinin üzerine hazine arazileri ya da işte meralık evet. alanlar diyor ve çoğu tarım arazisi. O zaman niçin organize sanayi bölgeleri
Yani 3000 kişinin istihdamı kulağa güzel geliyor şimdi bu işsizlik ortamında, ama o tarım arazisinin, o toprağın korunmasıyla ilgili 50 sene sonra kulağa hoş gelecek olan nedir? Ona iyi bakmak lazım. Onu da kimden öğrenecekler? O toprağın sahibi olan, gerçek sahibi olan üreticiden öğrenebilirsiniz. Yoksa herkes işte çocuğumu oraya yerleştireyim, buraya yerleştireyim. Sonra toprağa nasıl sahip çıkacağız? Bizim en kıymetli hazinemiz toprak. Evet. Başkanım şimdi... Dağınık yani kooperatifçilik. Bunların düzenlenmesi ya da bu anlamda iktidarın harekete geçirilmesi, iyileştirici önlemler alınması, tarafsız olacak Mustafa Bey ama tarafsız olacak. Pekala ama tarafsız. Şimdi geçmişe baktığımızda 70'li yıllarda tarafsız olmayan bir ticaret bakanlığı varmış ve onun önüne giden 10 bin tane üye varmış. Ve istediğini ama almış. Ama Köykop varmış. Şimdi bakın Köykop'un çalışma alanıyla beraber Köykop'tan sonra yani 1960'lardan sonra 90'larda 2000'lerde Haykop, Tarkop, ondan sonra ne var başka? Ve üretici birlikleri. Evet. Şimdi üretici birliklerin de yasası 5200 sayılı yasayla kuruluyor. Neden kuruluyor? Daha planlı tarım yapılması için, daha iyi hayvansal ve bitkisel ürünler üretilmesi için, daha iyi pazarlanması gibi gibi tarımı destekleyici çalışmaların yapılacağı, ticaret yapılmayacağı şeyler. Üretici birlikleri kuruluyor. Nedir? Damızlık birliği, süt birliği, keçi koyun birliği, süs bitkileri birliği falan falan. Bunlar tarımın daha iyi yapılması için işte toprağını şöyle yap, böyle ilaç kullan falan diyen bir birlikler yapısı kuruluyor. Fakat ondan sonra bu birliklerin yapısına birdenbire iktisadi işletme kurabilir ve ticaret yapabilir. Süt toplayabilir, keçi koyun satabilir, arıcılık yapabilir. Ve bunu pazarlayabilir diye bir cümleyle iktisadi işletme kurdurarak bunu yapıyorsan, ben alanda süt toplarken birdenbire bir bakıyorum ki o birlikte süt topluyor. Haykop'ta, Tarkop'ta hepimiz aynı amaçla çalışıyoruz. Tek çatı derken kastımız bu. Bu çatıların bir araya gelmesiyle ilgili dönem dönem toplantılar yapılıyor. Benim genel başkanlık dönemimde de işte Haykop, Tarkop buluşalım dendiğinde işte orada kişisel idealler ya da hırslar öne çıkmayacak. Ben başkan olurum diye masaya oturursanız zaten birleşemezsiniz. Biz bu çatıları bakanlıkla oturup birleştirmek zorundayız. Ya da yetki alanlarımızı herkes şimdi süt ödemiş de kim süt topluyor? Herkes süt topluyor. Evet. Olmaz. Evet. Olmaz. Bunun bir sınırının... Bir ek maddeyle iktisadi işletme kur, süt topla. Olmaz. Ne zararı var diyeceksiniz, ne yararını görüyoruz. Evet. Yani tarım krediler de süt topluyor, onlar niye süt topluyor? Toplayan kooperatiflerin aynı zamanda işlenmesi adına da çalışmalar yapmasını... Yasa bize her türlü hakkı veriyor 1163'te. Biz... Şu anda söylediğiniz daha çok bu yönde işlemler yapılması, sadece toplayıp aracılık edilmesi değil. Hayır. Mamül olarak... Mamül olarak da bunu evet. Beraber yapalım. Biz evet. Diyoruz ki gücü böyle bölmenin bir anlamı yok ki. Şimdi tarım kredili kooperatifleri inanılmaz bir süt toplama şeyine girdiler. Her tarafta toplama yer merkezleri kuruyorlar. Tanklar veriliyor. Uygun paraları da şeye veriyorlar. Yani nereden veriyorlar? Yani nereden çıktı tarım kredileri? Ben şimdi... Uzun zamandır bakıyorum, traktörüme haciz yüksek geldi. Yüksek faizli kredilerden olabilir. O zaman herkes önce kendi işini yapacak. Evet. Süt toplamayı bir kenara bırak. Bak marketçiliği bir kenara bırak. Sen gel bizim kredilerimizi sağla. Ben o kredilerle tekrar iyi ürün üretmeye şey yapayım, çalışayım. Sonra hep beraber biz gene bir araya gelelim. Köykop, tarım kredi, işte her kim varsa bunların hepimiz bir araya gelip tekrar markette pazarlayalım. Pazarlama evet. Kabiliyetimizi güçlendirelim. Ama toplarken benim iyi süt üretmem için birlikler kurulmuş işte üretici birlikleri dediğim. Onların yasası ayrı. Yani evet. O yasada siz bunu yapın derken hayır 2016 mı, 2014 mü, 2016 mı neydi? Yok biz o küpelemeden para buradan bilmiyorum. Yani bir sürü şey var alanda aslında. Herkesin kafasında da tek bir kooperatifçilik anlayışı var uluslararası tanımda. Ama bunu yapan... Bir sürü süt toplayan, bir sürü işte tarıma bulaşan, mesela kadın kooperatifleri kurulduğunda da evet. Ne kadar güzel. Ev eksenli çalışan kadınların ürünlerinin pazarlanması, işte kendi harçlıklarını kazanabilmesi falan derken. Şimdi onlar da bir madde koyarak onlar da tarıma giriyor. Şimdi tarım
yapılırken, yapılacaksa da zaten toprağa sahip olan kişi olmanız, o köyde yaşıyor olmanız lazım. Bizim bütün gayemiz şu göçle ilgili sorun, bir sorun var ortada. Yani siz İstanbul'da bir kooperatif kurup kalkıp Ödemiş'te tarım yapmaya kalkışamazsınız. Evet, evet. Olmaz. Bu sorunları, bu sizin bahsettiğiniz şeyleri, bu birlikleri veya da kooperatiflerin sınırlarının çizilebilse... Çizili. Evet. Biz sınırlı sorumlu olarak mesela Ödemiş'te siz bir kooperatif kuracaksanız... Yok, sizin istediğiniz şekilde çizilebilse. Yani az önce söylediğimiz var ya... Yetkiler mi? O anlamda diyorum. Hani evet. Sınırlı, evet. Sorumluluk alanlarıyla ilgili bahsetmiyorum. Evet. Hani az önce söylediniz ya... Evet. Her işte hemen süt topluyor, iktisadi işletme anlamında söylediğinize ilişkin söyledim. Bunlar yapılabilse aslında daha farklı üreticiye katkısı olabilecek neler yapabiliriz? Bunu konuşmaya başlayacak kooperatifler. Evet. Örneğin benim hemen aklıma gelen işte güneş panelleriyle ilgili bütün birçok kooperatifin enerjiyle ilgili sorunu var. Yani sulama kooperatiflerinin yani, çok büyük sorunu evet, var bunların. Evet. Enerjiyle ilgili KDV sorunu var enerjiyle ilgili. Evet. Ama rakamlar yanlış olmasın. Türkiye ve Almanya ile ilgili güneşlenme süresini kıyasladıklarında mukayese kabul etmez. Almanya Türkiye'den yüzde zannederim 60 daha az güneşlenme alıyor. Evet. Ama 46 kat Türkiye'den 46 kat daha fazla elektrik enerjisi üretiyor. Yani bir Almanya düşünün, Türkiye'den %60 daha az güneş alsın ama Türkiye'nin 46 kat fazlası elektrik enerjisi. Şimdi üretsin. Bakın Mustafa Bey, bu konuda sulama kooperatifleri ne işte güneş panelleriyle işte güneş tarlaları kurulacak ve sulama kooperatifleri de bundan çok güzel faydalanacaktı. Bizim sulama kooperatif başkanlarımız da bunlarla ilgili bir takım girişimlerde bulundu. Fakat gelinen nokta ne biliyor musunuz? Durduruldu müracaatlar. Okay. Neden? Çünkü 3-5 kişi bir araya gelip aslında hiçbir kooperatifçilik ruhu olmayan insanlar kooperatifçilik kurup bunların bir takım desteklemelerini almış. Şimdi kooperatif 7 kişi bir araya gelir ama ondan sonra da dediğim gibi her köy bir kooperatif. Evet. O kooperatif büyümeye başlar. Neyle büyür? Emekle büyür. Koyduğunuz emekle beraber büyüyecektir kooperatifler. Siz 7 kişiyle kurup 17 kişiyle kalırsanız bir köyde, sizin 17 kişiyle o köye bir faydanız olması mümkün mü? Evet. 250 hanenin 17 kişiyle zeytinini toplaması, bağını budaması mümkün mü? Sonra zeytinyağı yapacaksınız değil. Şimdi bunlar Ticaret Bakanlığı'na bağlı kooperatif olarak kuruluyorlar. Kalkıyorlar kalkınma ajanslarından güneş enerjisiyle ilgili destek alıyorlar. 1-3-5 alıyorlar. Evet. Fark ediliyor. Herkesi durduruyorlar. Şimdi bu mantıkla ilerlememiz mümkün değil. Evet. Ne demek? Tanımlamanı doğru yapacaksın. Uygulamanı da doğru yapacaksın. Ve denetleyeceksin. Onu diyecektim. Kontrol ve denetleme. Hem iç denetim, bizim kooperatiflerde denetlememiz var iç denetimde. Ama aynı zamanda da ajanslar da aslında denetliyor. Parayı verdiği zaman ki denetlesin. Evet. O süreç içinde ve o süre boyunca verdiği parayı bize denetlesin kuruşuna kadar ki biz de ortaklarımızla gönül rahatlığıyla genel kurullarımızda bu kadar bir yatırım aldık. Bu kadarını buraya harcadık. Bu bizi rahatlatan şeyler, denetlemeler. Evet. Hiç kocunduğumuz şeyler değil ama... İşte onu uygulayacak olan kişilerin bunu doğru yapması. Şimdi sulama kooperatiflerine ya da güneş panelleriyle ilgili destek yok. Evet. Şimdi onların cezasını biz niye çekiyoruz? Bakın ben çok özür dilerim. Ulamış'ta bir evim var. Bahçemiz var bizim. Zeytin'de. Küçük bir yer. Çok büyük değil. Elektrik için başvurduk biz TEDAŞ'a. 2022'de dağda ev. Güneş panelleri koyduk. Şimdi evin bütün elektriğini, bahçenin işlerini biz güneş panelleriyle. Şimdi bugün güneş var ya, oh benim aküler doldu. Evet. Ve inanın 2 gün mesela güneşin olmadığı İzmir'de çok nadir. Ertesi gün illaki güneş doğuyor ve güneş doğduğunda da o paneller evin her türlü ihtiyacını, bir standart bir evin ihtiyacını karşılıyor. Evet. Baştaki maliyetleri yüksek. Buna kafa yoralım. Bunun inovasyonu mu, işte bunun girişimciliği mi, bunun Ar-Ge'si neyse. Bu akülerle ilgili çalışmalara odaklanalım. Biz bu güneşi kullanalım. 360 gün güneş var neredeyse dediğiniz gibi.
yabana gidiyor yani. Aynen. Ama benim evimde yabana gitmiyor. Ben evet. Şimdi bugün Ulamış'tan geldim. Bakıyorum güneşe, süper. Tamam, yarına sorunum yok. Akşam güneş batacak ama benim akülerim dolu. Mesela bazı yerlerde güneş elektrik kesiliyor, benim kesilmiyor elektriğim. Ama bu bir devlet politikası olmalı. Evet. Siyasi iktidarların söylemleri olabilir ama devlet politikası. Almanya'da bütün binaların, kamu binalarının dış cepheleri güneş panelleriyle dolu. Güneş var mı? Almanya'da nerede güneş Allah'ınızın aşkına? Dediğiniz gibi o kadar az ki. Ama bunu bir devlet politikası haline getiriyor ve bu iklim koşullarıyla geldiğimiz noktada su deyip duruyoruz, değil mi? Evet. Bakın, toprak da kaybediyoruz, su da kaybediyoruz. Ama bir şey yaparken, Karaburun'a eski yoldan, arka yoldan giderken güneş panelleriyle ilgili bir tarla yapılmış. Aman 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 yani. Hani doğru yerleri seçelim. Doğru işler yapalım. Yani iznin de verilmemesi lazım zaten. Ya işte denetleme. Evet, denetleme. Yani. Şimdi bakın, mesela bizim, sizin o Ödemiş bölgesindesiniz de gene dönüp evet. dolaşıp orayı anlatıyorum. Evet. O bölgede Kaymakçı, Yolüstü, Gölcük taraflarında, Bergama'da da var. Arıtma yapılması gereken yerler var Mustafa evet. Bey. Çünkü bu arıtmalar neden önemli? Hem evsel atık hem sanayi atığı. Evet. Mandıralar var, işte hayvansal atıklar var. Orada hapishane var, onun arıtmasının evet, olması evet. gerekiyor. Yerel yönetimlerin yaptığı mesela bu arıtma çalışmalarının yerel müdürlüklerle, bakanlıklara bağlı müdürlüklerin de bunların sürelerini bir an evvel hızlandırması gerekiyor. O kadar sürüncemede kalıyor ki, bizim çünkü alandan bize söylenenleri biz de işte yerel yönetimlere, evet, müdürlüklere aktarıyoruz. Bizim görevimiz, evet, bir görevimiz evet. de bu. Evet. İyileştirmek. Neyi? Daha iyi su, daha iyi toprak, daha iyi hava ve sağlıklı gıda. Evet. Ama bunun için de bu arıtma tesislerinin çevre mesela faktörü. Evet yapılması evet. lazım. O arıtma yapılmadığı için toprak da kirleniyor, karışıyor. Su da kirleniyor. Evet. Ama şimdi İSSU mesela yapıyor bu projeyi. Biz hani takip ediyoruz üreticiden gelen talep üzerine. Böyle bir arıtma tesisi yaptık diyor. Peki İl Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi. Sonra bekliyoruz. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Neyi bekliyoruz? İşte o analizi bekliyoruz, bu analizi. Toprak kirleniyor, zaman geçiyor ve biz kaybediyoruz. Suyumuz kirleniyor, toprağımız kirleniyor ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta daha geç kalıyoruz. O yüzden buradan mesela il müdürlüklerine, Sayın Valimiz, işte Büyükşehir'e de lütfen bu projelerin Ankara'ya gitmesi ve onaylanması süreçlerinde biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Köylü bu arıtmaları, bilhassa sizin o bölgenizde çok eksik var. Bu projelerin daha çabuk onaylanması, gelmesi gerekiyor Ankara'da. Evet. Az önce üreticinin yani alanında korunması için, yani yaşam alanının orada korunması için, örneğin okullardan, hastanelere olan yakınlıktan evet. bahsettiniz. Çok doğru. Buna benzer, üreticinin bulunduğu alandan uzaklaşacağı başka bir etki var. Aslında programın sonunda soracağım bir haber, sizden bir yorum isteyeceğim bir haberdi ama onunla benzer bir hadise olduğu için size sormak istiyorum. Daha iki gün önce okuduğum bir haberde şöyle bir şey vardı. Marketten 8 liraya mandalina alıyor ya da alamıyorsunuz. 3-4 yıldır Urla ve Seferihisar'da mandalina bahçeleri kimi sahipleri imar gelsin de villa yapanları satalım diye bekliyor. Kimisinin de mandalina toplayacak çalışanlara verecek parası yok. Geçen sene dalında 60 kuruştu. 20 ton mandalinadan elde edebileceği kar belki 8 bin lira. Ve 10 sene önce 500 bin lira olan arazi şimdi 30 milyon. Tarımsal arazilerin imara açılmasının ekonomi politiği senede 8 bin kar ederek arazi fiyatının bugünkü değerine 3750 yıl sonra eşitlenebiliyor. Bu noktada tarımsal faaliyet anlamsız hale geliyor. Mutlak tarım arazisi yeterince mutlak değil. Bunlar hep neoliberalizm, planlamacı ekonomiyi terk etmek. Sorunlar o kadar hızlı ve çığ gibi büyüyor ki şimdilik karnımız doyuyor, fitiz. Bu haberi okuduktan sonra yine sizin web sitenizde eskiden kalma bir haberi gördüm orada. Antalya Ticaret Borsası Başkanı, o dönemde 2017 yılında başkanı olan Sayın Ali Çandır'ın kentte 2000'li yılların başında her 100 dekar alanın 20 dekarını tarım alanı oluştururken bugün bu rakam 18 dekara kadar gerilediğine dikkat çekiyor ve
30 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kaybeden kentimizde her nefes alışımızda 10 metrekare tarım alanımız inşaat ve kentleşmeye kurban edilmiştir diyor. Yani o az önce söylediğiniz, evet, üreticinin yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında alanda bulunması için. Şimdi bu yaklaşık geçtiğimiz 10 yılda iştahı kabaran bir inşaat sektörü var. Bu anlamda üreticiyi korumak için işte kamusal sit alanı yapılabilir mi, ne yapılabilir, bunun önüne geçmek için neler yapılabilir? Bu sizce de büyük bir sorun değil mi? Bunu da üreticinin buradaki en önemli sorun zaten sit alanı. Sit alanı mesela Seferihisar'da bizi daha fazla yapılaşmadan koruyan iki tane, şükür ki, bir askeri bölgemiz var. Evet. Bence şükür ki, yani oraya askeriyenin orada olması. Evet. İki, tarih, sit alanları olması. Ha, şimdi buna şükür derken ama orada tarım yapanın da hakkını vereceksiniz. Evet. Yani Teos Antik Kenti'nin üzerinde birinin mandalina bahçesi varken illallah ediyor. Yani orada bir su patlağınız varsa anıtlar kurulu gelecek, müzeden gelecek, oradan gelecek, buradan gelecek. Bakın biz bundan 3 sene önce Ulamış'ta bir tarım arazisi üzerine et entegre tesisi bütün Tarım Bakanlığı'ndan aldık izni biz Mustafa Bey. Hibemizi Tarım Bakanlığı'ndan aldık. Bir et entegre paket programdı bu. Arazinin bir bölümünde bir yıkık minare cami diye bir caminin basamakları var. Evet. Ama o bölge zaten biliniyor, yani herkes biliyor, ama o caminin böyle güneyine doğru gittiğinizde zaten villa şeyler yapılmış, evler yapılmış, 12 tane mi 14 tane mi ev izni verilmiş, böyle devam ediyor. Arkası ahır, ağıl, böyle bir tarım arazisi, bademlerle Ulamış'ın sınırında bir yer. Evet. Ya 3 yıl, bir yıllık bir proje, biz 3 yılda yok cami çıktı dediler, o çıktı dediler, bu çıktı dedi. Tamam, doğru, tarihinin üzerine mi yapalım, yapmayalım, ama bununla ilgili sen beni işlerimi kolaylaştır. Çünkü bir et entegre tesis demek oradaki büyükbaş ve küçükbaş hayvancının nefes alması demek. Seferihisar'dan adam canlı hayvanını arabaya bindiriyor, Torbalı'ya gidiyor. Ya da Urla'ya niye gitsin Ulamış varken? Orada hayvancılık yapılıyor Ulamış'ın dağlarında aynı zamanda. Evet. Ya da Bademler'de ya da Seferihisar'ın biraz daha ilerisinde. E şimdi benim işimi kolaylaştırmaz da ben niye illa ben hayvancılık yapacağım? Niye deyip al kardeşim benden. Bak evet, ne güzel verdi iki villa. Çocuklarıma Allah bereket versin demek zorunda kalıyor. Ya da mandalina araziler için. Ama asla gönlümüzün razı olacağı buna... evet ya ne yapalım diyeceğimiz bir durumda olabilir miyiz? İşte biz tam da buna engel olmak için ürünlerin daha ederinde pazarlanması için uğraşıyoruz. Evet. O yüzden haldeyiz, o yüzden işte internet üzerinden pazarlama çeşitlendiriyoruz, e-ticaret. O yüzden entegre tesis diyoruz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk kooperatifçiliği iktisat kongresinde ilk geldiğinde aslında bunları anlatıyor. İzmir'de anlatıyor. Bir güçlüyle bir güçsüzün bir araya gelmesinden bahsetmiyorum diyor. Güçsüzlerin bir araya gelerek güç oluşturmasından bahsediyorum, evet, diyor. Yoksa sizin dönüm dönüm dekar dekar arazileriniz var. Ne güzel. Evet. Ama benim de Allah bereket versin bir 50 dönüm zeytinliğim var. 30 dönüm zeytinliğim var. Ama ben o köyde yaşamak istiyorum. Bu zeytini üretmek istiyorum. Ve o zeytinden kazandığım parayla, zeytinyağını da çocuklarımı okutmak istiyorum, evlendirmek istiyorum, hayatımı devam ettirmek istiyorum. 1990'larda mandalinasını satan, çocuğunu da okuturdu, evlendirirdi, evet, hayatını devam ettirirdi. Seferihisar'da hayat böyleydi. Ne demek bu şimdi? Bahçesinde küçük bir evi var, yaşıyor, ona yetiyor ama aynı zamanda da ederinde sattığı için hayatını devam ettiriyor. Şimdi çok mu zor? Hayatını daha iyi devam ettirmesi için de böyle bir şeyler çözüm buluyorsunuz. Doğru çok mu başkanım? Bunun için o mandalina bahçeleri, evet, evet, o toprak, bakın bankalar bize niye kredi veriyor sizce? Evet. Toprak, toprağım için veriyor bana. En kıymetli şey karşılığı bende. Var. Evet. Toprağın sahibi benim. Evet. Ben sahip olan benim Mustafa Bey. Ben biz eğitimler de yapıyoruz köy kop olarak, köy köy geziyoruz. Bunu söylerim önce ben kahvelerde. Niye biz kredi gidiyoruz banka, hemen bize kredi veriyor. Teminat, evet, çok kıymetli toprak. Evet, altın kadar değerli. Türkiye Cumhuriyeti milli sınırlarımız içinde bu Anadolu topraklarında bir karış
o kadar kıymetli ki. Bakın İtalyanlarla biz bu slow food dünyanın en büyük gıda hareketidir. İnşallah başka zaman onları da konuşuruz. Bu slow food hareketinde olan İtalya'dakilerle bir araya geldiğimizde İtalyanlarla içleri gidiyor Anadolu'ya. O kadar kıymetli ki sizin bu topraklarınız diyor. Ne olmuyor? Menemen'de ne derler? Beni terslik düz çıkarım. O altın aramalarında çevrecilerin kullandığı çok güzel bir slogan vardı. Toprağın üstü altından daha değerli ya, şeklinde. Ya, İnanılmaz evet, bir ironik. Slogandı. Evet, evet. Başkanım bu logo olalı ilk defa sizin başkanlığınızda gayet güzel bir anlam kazandı. Evet. Çünkü bu logonun hikayesi de var belgeselde. Evet, ve Mustafa Başar'a bu soruyorum. Bu logo ile ilgili kadın erkek güç birliğine ulaşarak aile yapısını simgelemesi için seçilmiş. Hemen kısaca da şuna bir cevap istiyorum. Kadın emeği, kadın gücü, en önemlisi de kadın yüreğinin daha aktif rol oynaması adına neler yapılabilir? Şimdi bu eşitlik için söylediğimiz şeyler. Evet. Biz eşitlik istiyoruz. Nerede eşitlik istiyoruz? Burada eşitlik istiyoruz. Dışarıda eşitlik istiyoruz. Bu logoda eşitlik istiyoruz. Hayatın her alanında. Tarlada kadın çalışıyor. Tabii çalışacak. Evet. Kadın çocuğunun yanında, eşinin yanında, kardeşinin yanında, arkadaşının yanında, o toprağın üstünde çalışıyor. Ama kadın çalışırken bir yandan da sosyal haklarını kazanmak istiyor, hayatta daha güvenli olmak istiyor her anlamda. Evet. Dolayısıyla bunun için de bir takım düzenlemeler yapmak lazım. Ne için? Eşitlik için. Bir fermuar sisteminde biz illaki sürekli %50 doğanın dengesi belli zaten. Bir denge var. O dengede kadınla erkeğin o dengesinde eşitlik istiyoruz. Fransa'nın meclisi de öyle, Amerika'da da öyle. Dünyanın her yerinde bu böyle. Eşitlik sağlanana kadar fermuar sisteminde bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek yapmak zorundayız. Bu parlamentoda da böyle olmalı. Evet. İşte kooperatif ortaklıklarında da böyle olmalı. Ben 2012'de ben köy kopla aslında yönetimi... Başkanım eşitlik istiyorsunuz ama kendi kooperatifinizin tüzüğünde sadece kadın yönetici olabilir i̇şte diye evet, de bir madde koymuşsunuz. Evet, olumlu. Ama olumlu. Bizi niye ayırdınız başkanım? Olumlu. İnsaf. Hani sizi ayırmış mı olduk? Yani. Hayır, size yetişmeye çalışıyoruz biz. Tamam. Şöyle, biz onu şu anlamda yaptık aslında. O da yani inanın şöyleydi. Var olan mevcut bir kooperatife biz zaten ortak olma niyetine girdik. Hani evet, ortak olalım, yeniden kurulmaya ne gerek var onun masraflarına? Evet. Oraya olamadık. Öyle mi? Biz kurarız dedik. O zaman da ya aslında şöyle bir evet, madde gibi de değil. Yani biz ortak alabiliriz ama üretim çerçevemizde, gerçi şimdi entegre tesise girince bambaşka bir alana girmiş evet, de olduk. Biz böyle bir şey yapıyoruz ama benim bütün niyetim o eşitliği sağlayabilmek. Bakın 300 küsur delegeydi galiba benim seçimlere girdiğimiz. 3 kadındınız. Biz 3 kadındık yani. Evet. Kendime işte bir tane oy verdim. Diğer ikisi de kendi kooperatifimden ortak arkadaşlarım. Ama salon da bizim yönetimimize sahip çıktı. Evet. Orada İzmir'in farklılığını görüyorum ben. Evet. Alana gittiğim zaman da kadın olduğum için değil, onlarla gönül bağımı anlıyorlar. Çok inanıyorum ve ben İzmir'in diğer illerden biraz daha farklı kırsalda olmasının sebebini bu kadın erkek eşitliğine de bağlıyorum. İzmir her şehirden biraz daha farklı, kadınıyla erkeğiyle el ele hareket edebilen, dayanışması çok güçlü, örgütlenmesi çok başarılı bir şehir. Buradaki bir ekosistem var, insan sistemi var. Çok uyumlu buluyorum. Buna da inşallah nazar değmesin istiyorum. Gerçekten İzmir o anlamda bu logonun, evet, işte bu İzmir. Hakkını veriyor. Evet, hakkını veriyor. Başkanım, pandemi döneminde çok çok kısa bir video vardı ve orada diyordunuz ki ineğimizi otlatmaya, sütünü sağmaya, peyniri yapmaya, tarlayı çapalamaya devam ediyoruz dediniz. Bir üretici birliği başkanı olarak size şunu sormak istiyorum. Az önce devletin yapması gereken devlet politikalarıyla ilgili konuştuk ama pandemi dönemine özel iktidar ne yapmalıydı? Kısaca alabilir miyiz sizden? Çok konuşurum o zaman. Ya. Ya şöyle, bakın bunları pandemi döneminde yapması gerekmiyor. Benim başından beri söylediğim politikalar evet, ya da devlet uygulamalarıydı zaten. Yani onları yaparsak
ha pandemi olmuş, ha deprem olmuş, bir şey fark etmeyecek. Bu toprak, bu hava, bu su o kadar bereketli ki size zaten veriyor. Önemli olan bizim bunu uygun kullanabilmemiz lazım. Pandemi zamanında İzmir, bütün Türkiye'de bir sokağa çıkma yasağı akşam saatlerinde verilmişti. Evet. 10 muydu neydi? Evet. Yarından itibaren sokağa çıkılmayacak. Herkes bir hurra. Evet. Bana nasıl geldi telefonlar biliyor musunuz? Başkanım, bir sorar mısınız valiye? Biz sütleri sağmak zorundayız. Yani çıkmayacağız mı evden dedim. Süt beklemez. Tabii. Toprak beklemez. Bakmak, çapalamak zorundasınız. O yağmur... Şimdi mesela bizim işte zeytinler toplanıyor. Nasıl ben 5 ay sonra zeytin toplayayım diye bir lüksümüz yok bizim. Ay bugün inekleri sağmayayım da ben bir gideyim geleyim tatile diyemezsiniz. Dola koysun hepsini bir sağırız yok. Diyemezsiniz. Bu kadar emeği alın teri olanların da hakkını an ve an vereceksiniz. Evet. Şimdi siz yurt dışından buğdayı, arpayı sıfır gümrük vergisiyle ithal ettiğiniz zaman benim umudum kırılıyor. Ben devam ediyorum. Ben tekrar üretmeye devam ediyorum. Şehirlinin sofrasını, kendi soframı boş bırakmamak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ama benim umudumu kırmaya da hakları var mı? Ne münasebet. Şimdi yeterli arpa, buğday, yerli tohumlar. Yerli tohum, evet biz tohum üretiyoruz. Ama bizim ata tohumlarımız mı bunlar? Evet. Kendi toprağımızın bildiği, hafızasında olan ata tohumlarımız nerede? Biz bunları sorguluyoruz. Yoksa evet Türkiye bu anlamda kendi kendine yeten bir ülke hala. Yani pandemide biz onu gördük. Biz hala kendi kendimize yetebiliyoruz. Ama ithalatın arttığını görüyoruz. Bizi üzüyor. Yerli ırklarımızın yok olduğunu görüyoruz. Bu bizi üzüyor. Siz şimdi mera vasıflarını değiştirip kapalı sistem büyükbaş hayvancılığı yaptığınızda bir kilo et için yüzlerce kilo su harcadığınızda yemi ithal getirdiğinizde karışımlarda her tarafa mısır diktirdiğinizde ama şimdi azıcık üçüncü tarımdan üçüncü evde kuraklık, tarımsal neden kulaklık olmasın? Ödemiş'te neden sizce su sorunu var? Evet. Yıllardır bu kapalı sistemde mısır, sılaj, her yer mısır. Mısır gelir gider o suyu bulur. Evet. Bizim buna bakın Konya'da obruklar oluşmaya başladı. Neden? Konya Türkiye'de en fazla süt üreten şehir. Biz İki. Korkuyorum ben de Ödemiş bölgesinde obruklar oluşursa diye. Evet. Çok korkuyorum. Bunu i̇nşallah hani yer bilimciler olmaz. Ama bu inşallah maşallahla olacak şey. Bilimle, akılla, kadim bilgilerimizle. Çünkü o yüzden ben hep anneme şey derim. Yani ne güzel kurbanda böyle et yersiniz. Hani ben severim de. Kurban geldi mi ete doyardık. Çünkü ben dana etinden zevk almıyorum aslında. Bakıyorum Osmanlı mutfağına hep kuzu etiyle, hep oğlak etiyle, keçiyle, küçükbaş hayvanla bizim gastronomimizde. Ve biz o yüzden diyoruz ki lütfen demin dediniz ya şimdi neler yapsın, şahlansın, ihracat olsun. Evet. Geçmişe bakıyoruz neler yaptığımıza. Bizim kooperatif başkanlarımız bize yol gösterenler ne yapmış? Biz de onları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah burada gördüğünüz bu zeytinyağlarını daha iyi üreteceğiz ve biz de bunları ihraç edeceğiz. Hayal etmiyorum, bir köy kooperatif kurulu olarak biz bunu hedef koyuyoruz. Çünkü geçmişte bu yapılmışsa ve nasıl yapıldığını da büyüklerimizden dinledik. Evet. Aynısını yapabiliriz. Hepsini konuşamadık. Benim daha çok anlatacak hikayem vardı ama süremiz bitti. Yani ben özellikle o Bağcılar Bankası hikayesini de anlatmak isterdim. Ya. Bunun yanında belgeselimizi sizin dinlesinler. Valla izlesinler. Hakikaten çok güzel bir belgesel olmuş. Ben bu konuda da sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir çalışmaya öncülük yaptığınız için. Teşekkür ederim. Benim konuşacak şeylerim bitmedi. Başka bir programda inşallah bunları aktarırız diye düşündüm. İnşallah. Ama bugün çok sevindim, bir şey oldu. Başkanım, kapatırken hemen bunu anlatmak istiyorum. Ben bugün KÖYKOP İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer'le, yani Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'le değil, kooperatifçi Neptün Soyer'le birlikte bir röportaj yapmış oldum. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu 50 dakikalık programda Tunç Soyer ismi hiç geçmedi. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Neden? Geçse ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Fakat şunu söylemek istiyorum ben özellikle izleyenlerim. Hani siz öğretmenler farklı anlatış metotlarınız vardır insanlar. Her çocuğa. Öyle anlamaz, böyle anlar falan. Ben ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize söylemek istiyorum ki
Neptün Soyer, Tunç Soyer'in eşi olduğu için Neptün Soyer değil. Neptün Soyer başarılı bir kooperatifçi olduğu için Neptün teşekkür Soyer. Teşekkür ederim. Ve biz o vasıflarla bugün kendisiyle birlikte ederim. Olduk. Biz size teşekkür ediyoruz. Muzaffer Bey, eşimin halktan aldığı bu teveccühle geldiği bu yerde, çünkü bir iş değil yani belediyecilik, başka bir şey, bir gönül işi o da. Ben gurur duyuyorum. Çünkü o işin içinde ben de varım onunla beraber. Siyasiler tek başına giremez. Ailesini olmadan olmazmış. Yani sormadan ben gideceğim siyaset yapayım. Hiçbir şey de olmaz. İş başvurusunda da değil mi? Ailenize evet. Sorarsınız, çoluğunuza, çocuğunuza. Siyaset biraz daha böyle harmanlandı. Çünkü halkla beraber her şeyi evet. yapar belediye başkanı. Ben de bir halkım yani. Evet, değil de mi? Seçmensiniz. Ben bir aynı seçmenim zamanda. Tabii ki. Bundan sonraki programımızı ikinci Cemre'de Tunç Soyer'e oy veren tamam. ve o ikinci Cemre'deki sözlerini dinleyen olarak bir program gerçekleştirelim. Biz de o sözleri sorgulayan bir program aynen dinleyen ve beklediklerini alabilmiş miyiz? Bir üreticilerin memnuniyet. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta sevgili Neptün Soyer başkanımızla birlikteydik. Kendisine samimiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başka bir hafta, başka bir konu ve başka bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.